Agalar selam. Herkes hayalet yakalamanın, ghost avlamanın ne kadar karlı olduğunu biliyor zaten. Eğer bu taktiği bilmeyenler varsa kartları bıraktığım videodan taktiği izleyebilir, öğrenebilir, yapmaya başlayabilir. Eğer siz de ghost yakalayarak VL kasıyorsanız, bu taktiği uyguluyorsanız tabii ki de benim world'üm olan Hayaletçe world'üne geliyorsunuz. Burada bakın kapılar var, kırmızı kapılar, hazır world'ler. Bu kapılara girerek ghost yakalayabilirsiniz. Burada bana da destek olmuş olursunuz. Raid 5 atmayı da unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Agalar herkese selam. Hepiniz BFG işletme serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Berat var. Berat kardeşim bana bayağıdır yardım ediyor. Toplamda 16 tane BFG world yaptık beraber. Hepsinde de yardım etti. Adamdır kendisi. Şimdi şu anda son world'deyim. Burası. Şurayı bir halledeyim bir dakika. Jammer falan koyuyorum. Tüm world'ları özel. Toplamda 21 tane punch jammer. Bir de şu ghost'ları getirtmeyen şey var ya, ghost charm. Bundan aldım. Bunlar zaten neredeyse tek başına 15, 3 TL, 5 TL falan tutuyor. Bunları da bayağı masraf ettim. Neyse sıkıntı yok. Zaten geri satabiliriz onları. Çok da büyük bir problem değil. Şimdi şunları şuraya Dirt farm'ı alıyorum. Bu şekilde mesela boş farm'ı alıyorum. 9 VL'ye falan aldım genelde, yani ortalama 9 VL. Ondan sonra en alt sırayı şu şekilde, tabi Berat'ın da yardımıyla direkt her şeyini kırıyoruz bu sıranın. Bu sırayı kırdıktan sonra işte şu odalar var ya, o odaları yapmaya başlıyoruz. Ama önce size bir şey anlatayım. İlk başta pepper yapacağım demiştim. Hatta başlamış mıydık ilk bölümde tam hatırlamıyorum da. Pepperları yani kırdırmak gerçekten çok zordu. World'de insan toplamak olsun, işte blokların bitmesi olsun çok uzun sürüyordu. Ben de bu yüzden çanta açmaya karar verdim. Yani 21 tane farm dedim işte. Her gün 3 tane farm ekeceğim. Bu sayede her gün 3 tane farm açmış olacağım BFG'sini. Yani işte 7 gün boyunca sırayla her gün 3'er tane farmı ekeceğim. Ondan sonra da işte 7 gün boyunca, hatta sürekli aynı şey yapacağım. Döngüye gireceğim için her gün 3 tane hazır farmım olacak. Bu sayede her gün farm açabileceğim. Yani BFG açabileceğim. 3 tane chant farmından yaklaşık 1 TL falan profit geliyor olması lazım. 3 taneden günde. Yani hesaplarım o şekilde. Tam net değil tabii ki. Chant umarım daha kolay kırarlar. Gerçekten yani çok sıkıcı oluyor. BFG işletmek aslında hani çok zor bir şey değil ama insanlar gelmiyordu. Gidiyordum bayağı BFG World'üne, sürekli spam atıyordum. Adam gibi kimse gelmiyordu. 5 kişi falan oluyordu sürekli World'de. Bu da yani gerçekten çok can sıkıcı bir durum. O yüzden ben de artık chant açacağım. Normalde Laser Grid de aslında geliyor dediler. Ama hani madem Pepper açmıyorum, ben de gideyim chant açayım dedim. Chant daha karlı çünkü. Onun dışında mesela Laser Grid Recycle yaptığımızda elmas vermiyor. Bakın şuradan da göstereyim. Bakın 0 games diyor. Ama chant da öyle değil. Chant var mı üstünde? Yokmuş. Neyse chant da öyle değil işte. Recycle yaptığımızda elmas geliyor. O yüzden Summerfest'te fiyatının iyice artacağını düşünüyorum. Seed fiyatı şu anda 18 tanesi 1 böyle falan. 21 farmı kalacağım. 21 çarpı 2400 tane seed alacağım. 18 tanesi biberden falan alırım işte. Çok da hani şey yapmam, ucuzda bulmaya çalışmam. Genelde çok takmıyorum onları. Dediğim gibi ilk videoda da dedim zaten, profit için yapmayacağım. Yani profit için yapsam cidden BFG ile uğraşmam. Çok az profiti var yani. Çok uğraştırıyor işte ağaç ekmesi, seed ekmesi, ağaç kırması falan. O yüzden çok da takmaya gerek yok benim için. Siz yapacaksanız tabii ki her şeyde olduğu gibi alırken kar etmek de önemli olduğu için seedleri falan ucuza almaya çalışın. Aynı şekilde Mac Plant'tır,
Gaia'dır, onları da ucuza alırsınız. Satarken de kâr edersiniz, daha güzel olur. Ben profit için yapmadığım için çok takmıyorum dediğim gibi. Neyse, şimdi buradan sonra şuraya bir tane marker koyayım. Burayı ufak değiştiriyorum daha kolay olsun diye. Buralar tamamen hani şuradan çıkarken takılıyorum falan, o yüzden oraları öyle yapıyorum. Şimdi şu kapıları falan koymaya başlayabiliriz Steam olaylarını. İlk baştaki odayı şey yapıyorum, üçlü yapıyorum Rayman gelirse diye. Diğer odalarda zaten ikili. Hani sonuçta gelse en fazla 1-2 tane Rayman'la geliyor ki genelde gelmiyor da yani. Şimdi 8. sıradan başlıyorduk. Benim tüm word'lerin hesabı aynı. Onlara baka baka yapmaya çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya Steam doğru koyabilirim o zaman. Aynen. Revolver altına. Şimdi buraları kayayla yapıyorum, rockla yapıyorum. Fosil falan çıkarsa bile. Gerçi yukarıda da fosil var da şuralarda falan. Karışıklık olmasın diye. Şimdi bir tane checkpoint gelecek. 3 tane Rayman için. Buraya Smallock. 3 tane Rayman, bir tane checkpoint. Tamamdır. Bu şekilde yapıyoruz bunları. Ondan sonra elime bunu toprağa alıyorum. Geri kalanların hepsi toprakla. Toprak yetmeyecek ama biraz sıyı dekelim. Tamamdır. Tüm world'ü ayarladım. Zaten toplamda şu anda 21 tane aynı, yani neredeyse aynı dizaynla FreeBFG world'ü oldu. Şimdi ne yapacağız? 21 tane farmlık chant seed alacağız. Ondan sonra bugün sadece 3 tanesini ekeceğiz. Sonra yarın da 3 tanesini ekeceğiz. O şekilde her gün 3 tane chant farm çıkarabileceğim. Yani şimdi 3 tanesi ne kadar ediyor? 7200 tane seed. Yani bugünlük sadece 7200 tane seed lazım. Ama ben yine de bulduğumda, yani gidip sadece işte 7200'den fazla bulursam devamını da alırım. Yapacak başka bir şeyim yok zaten şu anlık. Neyse, o zaman seedleri almaya başlayabiliriz. Yapacak başka bir şey var mı? Şuraya bir gidelim. Bakın 21 tane var burada toplamda. Neyse, seedleri almaya başlayabiliriz o zaman. Ha, bu arada şeyi söylemedim. Burada paper farmları vardı. Hani bunların BFG'sini açacağım dedim ya. Bunları şey yapacağım. BFG'sini açacağım. Zaten çantların büyümesi 7 gün sürecek. 7 gün sürecek. Onlar olana kadar bunların BFG'sini açarım ben. Bunları bitiririm. Şey yapmaya çalıştım. 4 tanesinde bu paper farmları
FreeBFG dizaynıyla sattığımızda fiyatları böyle çok artıyor ama işte o fiyatlarda da istemiyorlar. O yüzden ben de dedim madem almıyorlar giderim işte BFG'sini açarım. Ondan sonra gelen paper seed'leri de satarım geri. Word de bana kalmış olur. Hem zaten bana BFG Word'ü de lazım yani. Fazladan almama gerek kalmaz. Bu arada buranın small log'ları çıkarımı kaldırmışım satacağım diye. Bir tane yazmıştı çünkü adam almadı sonra fikrini değiştirdi. Neyse bunları da ayarlarız zaten çok büyük sıkıntı değil. O zaman önce chance seed'leri alalım. Ondan sonra chance seed'leri aldıktan sonra da bu 4 tane paper farm'ın BFG'sini açarız. Oraları zaten göstermem gerek yok. Boş bir şey olacak yani. Dediğim gibi çok kişi gelmiyor. Çok yavaş bir şekilde bitiyor. Oralar çok sıkıcı olur. Ben size zaten bu chance seed'leri aldıktan sonra devam ederim video. O zamana kadar görüşürüz. Agalar şu anda pazartesi günündeyim. Seed'leri ekmeye birazdan başlayacağım. 7200 tane seed ekeceğim bugün. Her gün aynı şekilde 3 tane farm 7200 işte 2400'den 3 tane farm ekeceğim. Bu sayede bir hafta sonra ağaçları olduğunda işte her gün 3 tane farm elimde hazır olacak. O şekilde her gün 3 tane BFG açabileceğiz. 3 tane farm yani. Bu arada chance seed'leri ekerken yani sonuçta 7 gün 15 saat uzun bir süre. O yüzden bakın Apple Straddle kullanıyorum. Bu ağaç süresini %5 azaltıyor. Bakın Apple Straddle bu bir yemek. Ondan sonra bir tane daha item var artık ismi her neyse buradan bakarsınız. O da %1 kısaltıyor. Toplamda %6 kısaltmış oluyor ağaç süresini. Bu çanta böyle 14 saat falan ediyor. O yüzden gayet güzel ama mesela Pepper'da 1 saat falan ediyor. Kısa olduğu için yüzdelik de çalışıyor çünkü. O yüzden çanta kullanmak baya mantıklı oluyor. Bu Apple Straddle'ın 2 tanesi falan 1 BL 200 tanesi 130'a falan da satıyorlar aslında. Şu diğer item'ın da fiyatı böyle en son 40 BL, 50 BL falan o civarlarda bir şeydi. Neyse şimdi bu seed'leri ekmeye başlayabiliriz. Önce şunu yiyoruz, ondan sonra ekmeye başlıyoruz. Yarım saat sürüyor bu arada bunun efekti. Şu şekilde ekmeye başlayabiliriz. Neyse ben bu seed'lerin hepsini ekerim. Ondan sonra devam ederiz zaten videoya. Şu anda cuma günündeyim. 15 tane farm ektim toplamda. Kalan son 6 tane farmı da bu videodan sonra zaten günde 3 tane ekiyorum. Son 6 tane farm ekmem gerekiyor. Onları zaten ben hallederim. Pazartesi gününde bakın size de söylüyorum. Siz de gelin diye. Çünkü pazartesi gününde BFG'yi açacağız. Free Chant BFG olacak. ABD BFG World'üne giderek orada işte hangi kapının lambası yanıyorsa o World'e girip oraya gelirsiniz. Orada blok kırabilirsiniz. Zaten hani çanta olduğu için büyük ihtimalle hızlı bir şekilde dolacak odalar. O yüzden siz de hani gelip takip ederseniz yetişebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şunları bir açalım şimdilik. Bu arada seedleri yani 17'den almaya çalışıyorum bazen bulabilirsem tabii. Çünkü çok fazla alan var. En sonunda gittim baktım 17'den bile bulunmuyor. 16'dan almaya başladım. Yani 16'dan da böyle bir 5 farmlık bir şey aldım. Hala da bulamazsam 16'dan almaya devam edeceğim. Çünkü cidden çok uğraştırıyor. Bir de seedleri yetiştirmeye çalışıyorum. Yani hepsini aynı gün almıyorum. 3 tane alıyorum günde. Onları da 12'ye kadar mesela. Bu arada şeyi de değiştirdim. Normalde sabah ekiyordum. İlk pazartesi günü sabah ekmiştim. Onu değiştirdim. 12'de ekiyorum. Öbür günün işte hani 4 saat sürüyor. 7 gün artı 4 saati var. Şu Apple Straddle kullandığımız için süresi kısalıyor. 15 saat değil. Bu arada ağzım dilim yara oldu. O yüzden konuşmamda bir tuhaflık olabilir. Neyse işte 4 saat kalıyor. O da zaten gece 4'te oluyor. Hani sabah kalktığımda da ağaçlar hazır oluyor. O yüzden öyle bir şey yaptım. Bundan sonra seedleri gece 12'de ekiyorum. Bakın her gün gece 12'de ekiyorum. Ondan sonra öbür haftada saat böyle bir 4 gibi hazır oluyor. Gece 4 gibi hazır oluyor. Ama ben zaten sabah kalktığım için yani 10 gibi falan kalkmış olsam yine onlar bana her türlü yetişiyor. Neyse anlattım zaten olayı. Başka şu anda yapacak bir şey yok. Burada zaten 232 tane seed varmış. 232 seed varmış. Bunları ne yapacağım? 2400'e tamamlayacağım. Ama bunları şimdi tamamlamaya gerek yok. Zaten dediğim gibi saat 12'de ekiyorum. Şu an saat 11 falan olması lazım. Bunları zaten ben 12'ye kadar her türlü 2400'e tamamlarım. Hatta kalan 2 farmı da 2400'e tamamlarım. Yani bugün de toplamda her gün olduğu gibi 7200 tane seed ekeceğim.
Bu arada siirtli ekmek çok kısa sürüyor. Dediğim gibi McPlant vardı. Yani McPlant var ve Chicken Pot'u beraber kullandığımızda hani bir tane farmı böyle 6 dakikada falan ekiyorum, böyle tak tak diye bitiyor zaten. Baya güzel, o yüzden McPlant aşırı işlevli bir şey gerçekten. Neyse, başka diyecek bir şey yok zaten. Anlattığım gibi pazartesi günü herkesi ABD BFG World'üne bekliyorum. Zaten büyük ihtimalle Summerfest'te gelmiş olacak. Elmasları da orada güzelce kasarsınız. Yani en çok elması çant veriyor. En karlısı kırma konusunda. En karlısı çant değil ama öyle bir algı var artık. Nedendir bilmiyorum. Neyse, artık siz de gelirsiniz. Blok kırarsınız. Elmasınızı kasarsınız. Bu videoyu burada kapatacağım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Profit taktikleri için kanalıma göz atabilirsiniz. Bu arada serinin devamı için yapmanız gereken tek şey like atmak. Bakın, bu kadar emek veriyorum. Bir like'ı çok görmeyin bana. İşte kanala da abone olursanız çok güzel olur. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Neyse, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.